Rahmanurrahim ve huve ala kulli şeyin kadir. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Mâ halkukum ve lâ ba'sukum illâ ke nefsin vâhide. Beşinci dersin devamı mevzu şuydu. Allah bir hakikat iken bir anda her yerde mahiyeti ve hakikati bölünmeden bir anda her yerde olması, bir yerde tasarruf ederken başka bir yerdeki tasarrufa mani olunmaması, farklı farklı ama aynı anda kendisinde bir bölünmeden, parçalanmadan işin yapmasına dair bir yerdi. Dördüncüsü, şu kainatta şu görünen efal ile tasarruf eden zatın, bakın, şu kainatta görünen fiiller ile tasarruf eden zat-ı kadirin kudretine nispeten, yani bir realite değil, bir iddia değil, bir varsayım, bir düşünce boyutu değil. Kainatta bir olay var, realite deniliyor. İşin hakikati, yani subjektif değil, objektif. İş, kafandaki düşündüğün değil. Yani Allah böyle, şunu demek istiyorum. Allah şöyle yapıyor. Bile yapabilir. Bu bir düşüncedir ama ortada yapıyor var. Yani şu kainatta bir anda farklı farklı aynı işler çeşitli yerlerde oluyor. Fakat bir iş bir işe mani olunmuyor ve kudret ve özellikler, sanatlar zayıf olmuyor. Mesela bir insan bir yere kuvvet verirken öteki tarafa kuvvet veremiyor. Dolayısıyla zayıf oluyor. Şimdi kainatta şu görünen işler ile tasarruf eden Zat-ı Kadir'in kudretine nispeten iddia bu, ispat edecek biraz sonra. Cennetin icadı bir bahar kadar kolay. Nasıl oluyor? Yani cennetin icadı bahar kadar kolay. Bir baharın icadı bir çiçek kadar kolay. Yani bir çiçeği yapmak için bir baharı yapan zat, aynı zat veya bir çiçek bahar kadar zor veya kolay. Veya bir bahar çiçek kadar kolay. Bir çiçek bahar kadar zor. Ve bir çiçeğin mehasini sanatı ve letaifi hilkati bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Şu hakikatin sırrı üç şeydir. Yani nasıl oluyor? Üç tane şeydir. Birisi, yani sanatkarın üç tane donanımına sahip olması lazım. Üç tane, çok var da burada, üç tanesini öne alıyor. Üç tanesinde, yani üç tane sıfat zatında olması lazım. Birincisi, sanideki, yani sanatlı yapan Allah'ın vücub ile tecerrüt. Yani vücudu olması, vücudu hiçbir vücuda benzememesi ve diğerlerinden ayrı olması. İkincisi, mahiyetini mübayyeneti ile adem-i tekayüt. Mahiyetinin zıttı ile kayıtlanmaması. Yani mahiyetini, onu Allah sonsuz kudret sahibidir. Zıttı nedir? Acizlik. Acizlik ve kayıtlanmaması. Üçüncüsü, Adem-i tahayyüz ile Adem-i tecezzi. Yani yer tutmaması, fakat bir yere tecelli ederken, başka yere de aynı anda tecelli ederken, farklı farklı tecelli ederken bölünmemesi. Birinci sır, birincisi neydi? Sahnedeki vücub ile tecerrüt. Bunu külliyattan da atıp okuyacağız. Vücub, ne demek vücub? Vacip ve lazım olmak. Yani vücudunun, yani kendi varlığının başka bir varlığa muhtaç olmadan var olabilmek. Neye benziyor? Mesela tren vagonlarını düşün. 10 tane, 10. vagon 9'a bağlı, 9-8'e bağlı, 8. vagon 7'ye, 2. vagon 1'e. Ama lokomotif hiçbir yere bağlı değil. Yani lokomotif ne demek? Çekilmeden çekendir. Vagon ise çekmeden çekilendir. Çekilen. İşte Allah da yaratılmadan yaratandır. Bu kainat ise yaratılandır. İşte vücub ve tecerrüdün, tecerrüt ne demek? Maddi şeylerden soyunmak, masvallah dediğimiz eşyanın yapısının ve varlığının kaynağı olmak. Yani
maddeden ve masumallah şu kainattan sıyrılmak, yapısı, vücudu, kainatın yapısından farklı olmak, aynı zamanda bu kainatın kaynağı olmak. Ne demek? Mesela bu masayı yapan masanın kaynağıdır. Ama masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Bunu yapan. Şimdi insan masayı yapmıştır, insan binayı yapmıştır. Bina insan olmadığı gibi bu kainat Allah değildir. Suhulete sebebiyet vermeleri gayet derin bir sırdır. Onu bir temsil ile fehme takrib edeceğiz. Şöyle ki, bunu izah edecek. Şimdi atıflarını okuyacağım inşallah. Vücut mertebeleri muhteliftir. Vücut mertebeleri, varlık, varlığın mahiyeti çeşitlidir. Ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için vücutta ruhsuhu bulunan, yani vücutta sağlam olan, üstün olan bir vücut, bir tabakayı vücudun bir zerresi, o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağ kadar ve o dağ istiab eder. Ne demek o? Okuduktan sonra atıflarını okuyacağım. Mesela, alem-i şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza, mesela alem-i şehadet, şu dünyamızda cinsinden olan kuvve-i hafızadaki kırmızı nohut tanesi, kırmızı nohut tanesi var ya bir ufak, onun kadar büyük olan kuvve-i hafıza, hafızdaman melekimiz, alem-i manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Şimdi hafıza bir vücut, alem-i şehadetin vücudu, şu kainatın ne kadar büyük? Mercimek tanesi kadar, küçük kırmızı mercimek tanesi kadar bir yer. Bu alem-i şehadetten daha vücudu basit olan, basit derken bizim halk arasındaki basitlik değil, vücut mertebesinin sağlamlığı bakımından daha düşük olan ilmi vücudun bir kütüphanesini içine alıyor. Mesela Bediüzzaman'ın hafızasında 90 cilt kitap var. Mesela düşün. Şöyle 90 cilt kitabı düşün. Hafızada nerede? Kırmızı mercimek tanesi kadar. O mu var? Anasının, babasının, komşularının düşünceleri, tabi bir sürü şeyler de var yani. Peki bakın ilmi vücudun, o da bir vücuttur. İlmi. Yani ilmi vücut. O da bir vücut. Bir dev gibi, 90 cilt gibi ilmi vücudu zerrecik bir yerde kotlanması veya incir yerken tık tık ediyor, beyaz bir şey var böyle. O tık tık incirin çekirdeğidir. Kocaman incirin orada yazılmış. Şurada ne anlatılmaya çalışılıyor? Alem-i şehadetten olan, şu kainat cinsinden olan hafıza ve çekirdek, bu alemden daha basit ve aşağı bir vücut mertebesi olan ilmi vücut, vücut alecisi yok, dağ gibi, dev gibi kütüphaneleri içine girebiliyor. Mesela bir CD düşün, neler var içine? Bir DVD'de mesela veya MP3'te, hafıza şey kartlarında, yani bileyim 100 tane külliyat içine alabiliyor. Yani peki külliyat nedir? İlmi vücuttur. MP3 ise veya disket, DVD nedir? Vücudu haricidir. Daha üstün, varlığı daha vücuba daha yakın. Diyor ki bir daha alayım. Alem-i şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza, alem-i manadan, mana aleminden bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Nasıl alabiliyor bakın? Yani bir zerre, Allah nasıl şey yapıyor? Bir zerre gibi hafızada dev nasıl girebiliyor? Gözünün önünde. Ve alemi hariciden olan tırnak kadar bir aynayı vücudun, alemi misal tabakasından koca bir şehir içine alır. Mesela alemi harici deniliyor, ayna. Alemi harici yani bu. Böyle bir ayna. Bu aynayı semaya tutuyorsun, koca sema bunun içinde.
Çünkü nedir o oradaki? Alemi misaldir. Yani eşyanın yansımaları, eşyanın varlığındandır. Mesela ben aynaya yansıyorum. Ayna kabul et. Ben. Şimdi benim görüntüm, ne deniliyor? Alemi misalin tabakası, görüntüm. Ben değilim bak. Benim görüntüm benim sıfatımdır. Benim dışa vuruşumdur. Benden daha basittir. Niye? Benim görüntüm bana mahkum. Bana muhtaç. Benimle vardır. Bensiz görüntüm olamaz. Bensiz görüntü olabilir mi? Gölgesiz eşya olur mu? Ha, o zaman benim görüntüm benden daha basit olduğuna göre bu koca semanın görüntüsü de bu ayna, semanın varlığı vücud harici. Ayna da vücud harici. Vücud harici. Koca semanın görüntüsü, yani kendisi değil, ondan daha bir düşük olan, mesela benim görüntüm benden daha düşük, benim görüntüm semanın görüntüsü komple, ha bu kadar bir aynaya, koca sema orada. Allah Allah, yıldızlar, güneşler, ooo neler var, ha bu kadar bir yerde. Peki nasıl aldı? Çünkü alemi harici dediğimiz şu aynanın vücudu, misali görüntü ve mana aleminden daha güçlüdür. Onu güçlü olan, zayıf olanın ne kadar büyük olursa olsun içine alıyor. Burada vücut mertebeleri anlatıyor. Varlığın, vücudunun mahiyetini anlatıyor. Yani vücudun mahiyeti nedir? Ve alem-i hariciden olan o ayna ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadileri olsaydı, bir zerrecik vücudu haricileri kuvvetiyle o vücudu manevide ve misalide hadsiz tasarrufat ve tavrulat yapabilirlerdi. Bak dedi ki, şimdi burada sema gözüküyor aynada. Eğer bu aynanın şuuru olsaydı, aynanın vücudu görüntü vücudundan üstündür. Görüntü. Ha bu aynanın şuuru olsaydı, bu aynanın içine yansıyan eşyaya eşeği bozabilirdi, değiştirebilirdi. Eğer bir şuuru olsaydı. Nasıl yapabilirdi? Mesela bak. Şimdi bir yere bakıyorsun, bir boş tarlaya. Orada bir iş alanı kuracaksın veya fabrika. Daha hiçbir şey yok. Tarla. Küçük bir mercimek tanesi kadar hafızada kocaman bir hayalle, dev bir fabrika hayal ediyorsun. Bak hayal ediyorsun, kurdum, bacasını koydum, bilmem ne yaptım. Bak tasarruf edebiliyorum, değiştirebiliyorum. İstediğim gibi değiştirebiliyorum. Veya koca bir şehri hayalimde değiştirebiliyorum. Helal yapabiliyorum, binaları kaldırıyorum. Hayalle. Bakın, eğer diyor burada o aynenin veya hafızanın kuvve-i icadiyeleri olsaydı, yani yaratma özellikleri olsaydı aynanın ve hafızanın, bir zerrecik vücudu haricileri kuvvetiyle o vücudu manevi ve misali hadsiz tasarruf ve tavrılıyor. Bu ayna ve hafıza istediği tasarrufu yapabilirdi, şuuru olsaydı. Demek vücut ruhsu peyda ettikçe, yani vücut bizim vücudumuzdan ayrıldıkça, sağlam bir vücut, yani bizim vücudumuzda derken, bizim vücut yaratılan vücuttur. Üç tane vücut var toplam. Vacip, mümkün, mümteni. Vacip, var olduğu için var olan. Yaratılmadan var olduğu için var olan. Mümteni ise yok. Sekiz ayaklı insan olabilirdi. Dünyanın şekli başka olabilir ama buna mümteni. Olabilirdi ama değil. Mümkün ise ikisinin ortası. Vacip değil, mümteni değil, hiçlik değil. Olabilirdi. Olabilirler içinde tercih edilmiş, yani birisi tercih etmiş, vücuda gelmiş bu. Yani bu vücut buna göre kuvvetlidir ama şu vücut şuna göre basittir. Şu vücut vacip vücuttur. O zaman vücut mertebesi nihayetsizdir. Mananın var, görüntünün var, duyguların vücudu var,
hislerin vücudu var. O da bir vücuttur. Mesela bir duygu düşün. Merhamet duygusu alıp kapladı seni. Bak neler yaptırıyor sana. Veya gadap duygusu veya şehvet duygusu veya ne bileyim bir feraset duygusu veya bir tefekkür duygusu. Bak nereleri açıyor sana. Onlar da bir vücuttur. Vücut, vücut mertebesi. Ha, o zaman bu kadar nihayetsiz vücut mertebelerindeki vücutlar ne kadar sağlam olursa, yani yaratana yakın olursa kuvveti ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususan vücut ruhsu tam kazandıktan sonra maddetten mücerret ise, kayd altına girmese o vakit cüz'i bir cilvesin sair hafif tabakayı vücudun çok alemlerini çevirebilir. Şimdi bunların atıflarını okuyayım. Daha iyi anlaşılacak bu vücut mertebeleri. Biraz alışılmamış bir tabi ders olduğu için veya mana olduğu için insan zorluk çekebiliyor tefekküründe. Şimdi Mesnevi Nuriye'den başlayayım. Mesnevi Nuriye'den başlayayım. Ondan sonra bu misalden sonra hakikate geçecek. Mesnevi Nuriye 61. Atıflar yapmışım da. Yani bu mevzuyu nerede izah ediyor daha çok? Seçeceğim. Mesela 61. Ve keza kem ve vücutta imkan ve kesret infian mertebeleri vardır. İmkan mertebesi vücut mertebesine bakar. Onu istizam eder. Kesret mertebesi vahdet mertebesine nazırdır. Onu iktiza eder. İnfian mertebesi faaliyet mertebesine mutevakkıftır. Bu mertebeler arasındaki istizam bir zarure, vacip, vahid, faal bir haliki iktiza ve istizam eder. Ne dedi? Şimdi diyor ki, imkan, yani bu kainat olabilirdi de olmayabilirdi. Yani vacip miydi? Mecbur muydu yaratılmaya? Mesela senin yaratılman mecbur muydu? Değildi. Ha, olabilirdin de olmayabilirdin de. O zaman zaruri bir vacip vücudun yok. Var olduğu için var olan değil. Sonradan yaratılmışsın. Ha, sonradan yaratılana ne deniliyor? İmkani vücut denilir. İmkan. Yani vücudu başkasına muhtaç. Olmayabilirdim. Kendi kendime de yapamam. Niye yapamam? İlkokul çocuklar gibi hecele bakalım. Kendi kendine. Yani kendisi kendisini yapmış. Kendisi kendisini yapmış. Olmayan ben, olmayan ben, yapılacak, ben yapılacak, kim yapacak? Ben. Dolayısıyla bir şey hem yapılan hem yapan olur. Hem yapan hem yapılan olur. Ha, kendi kendine derken onu demek istiyoruz. Olmayanı olmayan şey yapıyor. Kendisi kendisi yapıyor. İmkan mertebesi vücut mertebesine bakıyor. Yani olabilirdi, tercih edilmiş. Onu istizam eder. Onu istizam eder. Yani olabilirdi vücut olmuşsa vücubu gösteriyor. Yani tercih edeni gösteriyor. Tercih edilenler için de bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın. Mesela benim simam. Anne karnında hangisi olsun? Bu olmasın, bu olmasın. Yani nasıl yapıyor? Anne karnında bana simayı veren şey yapması lazım. 6,5 milyar insanın nazarında olması lazım. Çünkü benim simam kimseye benzemiyor. Senin de benzemiyor. Senin simanın anne karnında yaparken avucunun içinde böyle siması nazarında olacak. Bir de 6,5 milyar şu anda insan var. 6,5 milyar insanı şey yapacak, nazarında olacak. Geçmiş insanlar da nazarında olacak. Gelecek insanlar da nazarında olacak. Ve buna sima verirken buna benzemesin. Az kaldı buna benzedi. Yani şuna da şu tarafı benzemesin, şuna da şu olmasın diye. Yani bu tercih edilen, şu tercih ve takdir edilen vücudu yapabilmek için bütün vücutları nazarında olması lazım. Bunu yaparken ona benzemesin. Az kaldı ona benziyordu. İşte buna da benzemesin böyle. Bu sefer neyi gösteriyor vücut? Tercih edilen vücut tercih edeni gösteriyor. Kesret mertebesi vahdet mertebesine nazırdır. Yani çok diyoruz. Çok diyebilmeniz için az olması lazım. Alçak diyoruz. Alçak diyebilmen için üstün olması lazım. Karanlık diyebilmen için
aydınlık olması lazım. Bak, biri birini ispat eden vücutlar. İnfial mertebesi faaliyet mertebesine mutevakkıftır. İnfial mertebesi nedir? İnfial yani hareketi geçen. Mesela kainata bakıyorsun. Bir gaye, bir maksat, bir hedef sanki merhametli, şefkatli, anlayışlı, şuurlu, iktidarlı, muktedir, ne yaptığını biliyor, nereye gideceğini biliyormuş gibi şuursuz, akılsız, gayesiz, maksatsız, cansız, hayatsız zerreler bir maksada doğru hareket ediyor. Neyi gösteriyor? Hareketlendireni gösteriyor. Çünkü eğer birisini söylemesen, yani bu zerrelerin tahrik eden, idare eden birisini demesen, o zaman o zerreye şuur vermen lazım, akıl vermen lazım, irade vermen lazım, merhamet vermen lazım, vicdan vermen lazım, gaye vermen lazım, hedefi olması lazım. Öyle değil mi? Yani topraktaki zerre, bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana, yani bir hedefi mi var? Veya gübreden nar yapılacak. Şimdi o nar zerresinin ağacın neresinin neresinde ne zaman nasıl yerleşeceğini bile biliyor mu? Yani adeta ağaç düşünüyor. Diyor ki insanoğlu nar yapamıyor. Ben bunlara bir nar yapayım. Dolayısıyla ben bir nar yapmam lazım. Hem merhametli olması lazım ağacın. Gayesi olması lazım ağacın. Hedefi olması lazım. Maksadı olması lazım. İradesi olması lazım. Kudreti olması lazım. Güneşe tasarruf etmesi lazım. Dünyanın dönmesine muktedir olması lazım. Topraklara, suya, havaya vesaire hakim olması lazım. Yetmiyor. Vücudu bilmeye lazım. Vücudu bilme. Yani bu sıfatlar o zerrede, ağaçta olabilir mi? Olamaz. İşte burada diyor ki bu varlık, yani varlığın kendisi ve fiil dünyası arkasındaki bir zatın sıfatlarını gösteriyor. Şimdi başka bir yer okuyayım. 137. 137'de ne diyor? Çok ilginç bir yer. İrem Eyhel Aziz. Vücut nevinde tezahüm yoktur. Çok mühim olduğu için biraz vücut mertebesini anlamak. Yani vücudun vücudun yapısı, vücudun mertebesi bilinirse o zaman şu kainatın vücudu nedir, yapısı nedir? Bu vücudun üstündeki daha harika, daha vacip bir vücut buraya tasarruf etmesi kafamıza o kadar kolay olur. Vücut nevinde tezahüm yoktur. Yani pek çok alemler, haller vücut sahnesine içtima eder, birleşir. Yani vücut mertebeleri, varlıklar bu odada yerleşebilir. Sonsuz vücut. Mesela gece zamanı duvarları camdan olan ve elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit, mesela şu oda altı tarafı ayna olsa, tavanı, yeri, sağ, sürü, ön taraf, arka taraf ayna olsa ve lamba yansa tepede, alem-i misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menziler, odalar göreceksin. İki tane ayna, cam derken ayna, yani altı tarafı da ayna. İki tane ayna, karşılıklı ayna birbirine yansımayla ne gözükür fizikte? Sonsuz gözükür. Sonsuz ilerisi gözüküyor. Şimdi birbirine yansıma, şimdi bu aynada bu oda gözükür. Bu aynada bu odanın burası gözükür. Bu aynada burası gözükür. O aynada burası gözükür. Burada orası gözükür. Bak, hakiki oda bir taneyken ne kadar odalar burada var. Şurada oda var, şurada oda var, şurada oda var. Çünkü her ayna odayı gösteriyor. Saniye. Odada otururken kemali suhuletle o misali odalarda her çeşit tebdil, tahir, tasarruf edebilirsin. Sen burada otururken hakiki odalara değil de ayna yapışmış ya duvarlara. İstediğini bozabilirsin. Mesela oraya bir vurursun, ayna yıkılarsın. Bu aynada gözüken oda yıkılır. Bak, bu aynada gözüken oda yıkılır. Neye benziyor? Ayna kabul et. Sema. Yıldızlar burada yansıdı. Bir çekiç vur, yıldızlar darmadağın oldu. Hangi yıldız? Oradaki değil. Buradaki yıldız dağıldı. Senin dünyandaki dünya.
Onun için bazen diyoruz ki huzurlu olmak istiyorsa Allah'ın bu kainata takip ettiği gayesi olan maksadına, hedefine senin de gayen ve maksadın eşit gelirse, çatışmasa o kadar huzurlu olursun. Salisen, odadaki elektrik misallerinin en uzağına en yakındır. Çünkü o misali misallerin kayımı odur. Mesela elektrik en uzağına en yakındır. Biliyorsunuz mesela şehrin girişinde trafoda bir ampul koysak, bir de şehrin dışına ampul koysak, elektrik şarteli açtığımız anda en yakınına, en uzağına eşit değil midir? Ampulü tabana koyduk. Altı tarafı da odanın ayna olsa, en uzak köşesiyle en yakın köşesine ışığın, ampulün gözükmesi aynı değil midir? Kayımı da odur. Devam ediyor. Bu maddi vücudun bir habbesi, bir parçası, o misali vücudun bir alemin içine alabilir. Bu dört hüküm vacip ile alemi mümkün arasında da caridir. Yani küçük bir ayna, misali ayna deniliyor, misali vücut deniliyor buna. Vücudu hariciden koca semayı içine alabiliyor. Hafif olduğu için. Çünkü mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmi bir mertebedir. Yani şu kainatın vücudu başkasına bağlı. O zaman başkasıyla kıyas edilince, yani bu kainatı yaratana göre kıyas edilince bu vücut mertebesi zayıftır. Dolayısıyla bunu yapan zatın, bu kainatı, bu vücut kainat, vücut mertebesini yapan zatın nazarında burası çok basittir.